Hepinize merhabalar ben Orhun Kayak ve bugün karşınıza Xbox etkinliğinde duyurulan benim de özellikle gözüme çarpan 7 tane oyundan bahsetmek için karşınıza çıkıyorum. Bir konsol etkinliğinden sonra böyle bir video yapmak bana da nasip oldu. Nasıl oldu? Konsol mu aldım? Hayır. Xbox tarafının e, çıkarttığı oyunların her birisine Game Pass hem uygun fiyattan insanlara sunabiliyor olması hem de ekstradan sadece konsol ekskluzivliği bir kenara bırakıp PC tarafından da çıkartıyor olması artık oyunlarını böyle bir noktaya getirdi beni. Darısı artık PlayStation etkinliğinden sonra da böyle bir video diyeyim. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım. 7 tane oyundan bahsedeceğim bu video içerisinde sizlere. Şunu da önden belirtmek istiyorum. Dediğim gibi burada gördüğünüz oyunların her birisi çıktığı günden itibaren Game Pass içerisinde de yer alacak. Yani bayağı aslında PC kullanıcıları için şu anda 15 liradan satılan platformun içerisinde yer alacak. Böyle olunca bayağı yani yani devasa oyunları 3 kuruş oynayabiliyor olmanın getirdiği bir gazla da açıkçası şevkle yapıyorum bu videoyu. Gene bedavaya yaptığım bir video. Hala daha sponsorum olmadı bana Game Pass. Bu kadar bedavaya övdük artık yani hakkımı nasıl ödeyecek? Yani işin şakası bir yana. Tabi şakayla beraber bunun bir sponsorlu video olmadığının altında çizmek bir yana. Gerçekten de benim ilgimi çeken özellikle sizlerle paylaşmak istediğim 7 oyunu şimdi beraber sizlerle konuşacağız. Bunu niye takıyorum hiçbir fikrim yok bu arada. Az evvel hazırlanırken kulağımdaydı çıkartmayı unutmuşum. Avod ile başlamak istiyorum. Doğru okuyor muyum ama Avowed diye, diye tahmin ediyorum hani okunuş şeklini. E, bu Obsidian'in yaptığı bir RPG oyunu. Şimdi Obsidian biliyorsunuz yakın zamanda Outer Worlds'de ya da daha da öncesinde Fallout New Vegas'ta karşımıza çıkmış bir firmaydı. Ve RPG oyunları da sevmiştik. Microsoft tarafından satın alınmasından sonra ilk duydukları oyun Grounded diye böyle dört kişilik co-op bir oyundu. Ya bu adamları biz bu oyunları için sevmedik ki. Esas ya, iyi yaptıkları şey RPG oyunları diyorduk. Öyle eleştirmiştik. Meğer arkadan Avowed'la alakalı çalışıyorlarmış. Ve Avowed'un da açıkçası ilk etapta özellikle bir elde kılıç bir elde büyü sekansı göründüğü anda Skyrim direkt akılla, Skyrim'i direkt akılla getiren hani bir yapısı vardı. Daha doğrusu Elder Scrolls serisini akla getiren bir yapısı vardı. Ee, ona benzer bir RPG oyunuyla e, karşımıza çıkıyorlar. Tabii ki oynanış veya efendime söyleyeyim hikaye veya açık dünyası mekanikleri vesaire itibariyle henüz bir bilgimiz yok. Dolayısıyla gerçekten direkt bir Elder Scrolls gibi bir oyunu beklemeliyiz. Ondan çok emin değilim ben. Ama şunu açık bir biçimde söyleyebiliriz ki fantastik bir dünyada geçecek olan bir RPG oyunu geliyor. Obsidian'dan benim için Xbox etkinliğinin en tepe noktası bu oldu. Çünkü Obsidian'ı ekstra seviyorum. Ekstra seviyor olmamın sebebi de şimdi aslında bahsedeceğim Outer Worlds DLC'si duyuruldu. Outer Worlds'la alakalı iki tane planlanan DLC varmış diye bu da söylendi ama iyi ki duyuruldu. DLC'nin adı Peralon Gorgon. Gorgon gezegeninde geçecek olan bir DLC karşı çıkıyor DLC ile karşımıza çıkıyorlar Outer Worlds'un DLC'si üzerine niye bu kadar durdum diye merak ediyorsanız Açıkçası benim 2019'da en keyifli oynadığım oyunların başında geliyordu Outer Worlds Ve benim e, kişisel olarak Hani oyunun gerçekten de kağıt üzerinde iyi olup olmaması falan bir kenara koyulduğu zaman Benim için Game of the Year olan oyun oydu e, 2019 senesi için Baya keyifli oynadım çünkü yayınlarda da bitirmiştik Aynı zamanda e, hem YouTube kanalında hem de Twitch kanalımda bulabilirsiniz tekrarlarını Neyse bu kadar keyif aldığım bir oyunun DLC'sinin geliyor olması da beni ekstradan sevindirdi Ama neyse şimdi DLC'yi bir kenara bırakalım Fable devam edelim Fable benim ilk oyunumu inanılmaz sabah akşam deli gibi e, hatta bazı e, glitchleri bug'ları kullanarak sürekli olarak farm yaptığım grind yaptığım ve kendimi deli gibi geliştirdiğim bir oyundu Bitmesin diye yavaş yavaş oynadığım elimden geldiğince o süreci devam ettirdiğim uzattığım e, bir oyundu Fable 2'yi oynayamadım o, o, dönem için yani sonradan çıktım emin değilim ama o dönem için işte Xbox ekskluzivdi. Sonradan PC'ye de gelmedi diye biliyorum. Bir bakmam lazım bak ona bakmadım. Neyse. Fable 3 ise ilk iki oyunun gösterdiği başarı gösterebilen bir oyun değildi. Oynadım biraz ama o kadar sarmadı. Bitirmedim bile yani. Ama şu, bugün itibariyle baktığımız zaman yeni bir Fable oyun duyurulduğunda 3 ile beraber düşe geçmiş bir seriden ziyade ilk oyunun şevki aklıma geliyor. Dolayısıyla ekstra bir heyecanlanıyorum. Yine e, gameplay yani oynanış adına çok bir şey görmedik ama Fable'ın duyurulması bile yeni nesilde yani Series X döneminde çıkacak bir oyun olması açısından gayet güzel bir haberdi. Böyle bir şey de olduk. Oo, hadi bakalım gelsin diye şevkede geldik. Halo Infinite'le devam edeyim. Halo Infinite zaten göreceğimizi bildiğimiz ve açıkçası bu etkinliğin merkezine yerleştirilen oyunlardan bir tanesiydi. Xbox'ta açık açık söylüyordu. Burada göreceksiniz şöyle olacak böyle olacak diye ve bir gameplay gördük. Gördüğümüz gameplay bu arada herhangi bir şeyle karşılaştırmaksızın ya da beklentileri bir kenara koyarak söyleyebilirim ki güzel bir oyun gördük gayet keyifli bir FPS oyunu gördük ama e, iki sebepten ötürü böyle bir o wow olamadık. Bir tanesi e, grafiklerden ötürü. Şimdi bu oyunun hem e, Xbox Series X hem de Xbox One'lara çıkacağının bir kere altını çizmek gerekiyor. Yani hem yeni nesle çıkacak hem de var olan nesle e, çıkacak. Bunun getirdiği bir teknik bir şey de olabilir ama bizim kafamıza şey diye kilitlenmişti. Ya Series X'in çıkış oyunu olacak. Series X'e çok e, özeniyorlar. Halo Infinite'de çıkışına e, entegre ettiler. Dolayısıyla böyle bir ekstra özenle beraber karşımıza çıkacaklar diye hani bekliyorduk. Böyle bir beklenti olunca yani ...dediğim gibi grafikler hakikaten kötü olmamasına rağmen... ...ya bu mu da dedirtti. Hani o etkileme şeyinden uzak kaldı. Bazı tekstürlerde, özellikle yakındaki tekstürlerde böyle problemler vardı. ya yani problemlerden kastım öyle göze güzel gelmiyordu. Böyle yani bu tarz gözüken çok oyun gördük zaten gibi bir hissiyat oluşturdu. Ama bu ilk intibayı, genel olarak olumsuz diyebileceğimiz bu ilk intibayı... ...oyunun gameplayini gördüğümüz esnasında... ...ve açıkçası işte çatışmaları, yeni eklenen e, kancayı vesaire gördüğümüzde... ...ulan taş gibi oyun geliyor yani bunun neyine burun kıvıralım ki diye de... Düşün Düşünmeye başladım ben ama işte şey bir gerçeği var en sonunda da konuşacağız bunu oha ulan ne oyun yapmışlar dedirten bir yapısı yoktu öyle olmasını bekliyorduk yani günümüzde de onu dedirtmek kolay bir şey de değil nihayetinde elimizde güzel bir FPS e oyun olduğu zaman ben artık ona da okeyim ama tabi bir yandan bu esnada sevgili Microsoft başkaları çıkar da oha dedirten bir oyun gösterirse o da senin bir kere daha bu yarışmada geride kaldığın anlamına da gelecek. Bakacağız ama. Bakacağız neler olacağı belli olmaz. Neyse. Bir de Everwild'dan bahsetmek istiyorum. Everwild bir bağımsız oyun ve pek çok bağımsız oyun gösterildi. Hepsine tek tek değinmeyeceğim. Daha çok hani daha vurucu olduğunu düşündüğüm oyunları burada sıralamaya çalıştım ama Everwild'ı almadan geçemedim çünkü o da benim için vurucuydu. Çok güzel gözüken. Hakikaten oyuncuya görsel işitsel bir ziyafet sunacak bir oyunmuş gibi gözüküyor. Hem karakterle hem de evreniyle ilgi çekici bir oyunla karşı karşıya kalacakmışız gibi hissediyorum ve umuyorum. Everwild benim üzerinde, gözümün üzerinde olacağı oyunlardan bir tanesi. S.T.A.L.K.E.R. 2 ile devam etmek istiyorum. Şimdi açıkçası S.T.A.L.K.E.R. 2 ve bundan sonra bahsedeceğim oyun benim çok oynayabileceğimden emin olmadığım oyunlar. Neden? Çünkü gerilim teması çok üst seviyede ve hani ben gerilim oyunlarını, korku gerilim oyunlarını çok net oynayamıyorum. S.T.A.L.K.E.R.'ın ilk oyunuyla da kült bir oyundur çıktığı dönemde, inanılmaz popüler olmasa da çok niş bir kitleye sahip olan ve ünü zaman içerisinde katlanarak artan ve gerçekten de oyunu hak eden bir oyundur. Ben çok az oynayabildim ama yine de inat Burada bahsediyor olmanın sebebi birazcık da şu o kadar az oynamış olmama rağmen oyunu Stalker'ı hani ge yani gösterdikleri oyunun Stalker olduğunu anlamam çok uzun vakit almadı. Çünkü işte yani klasik şey vardır ya dönme dolap vardır ya o, o şekilde başladı zaten gösterdikleri trailer. Onun ardından baktım ki böyle bir bankıra bankıra gidiyor mevzu. Yayında da tutamadım kendimi oha Stalker mı dedim ve hakikaten de Stalker çıktı. Şundan ötürü bu hikayeyi anlatıyorum o kadar e, ikonik bir oyun ki aslında bakarsanız benim gibi çok az oynamış bir insan bile yeni bir oyun duyulurken gösterilen şeyler üzerinden tak diye yakalayabiliyor bunu. Bunu tek beşeren ben değilim bu arada. Muhakkak ki Stalker'la uzaktan yakın alakası olan her insan etkinlik esnasında gösterilmeye başladığı andan itibaren Stalker 2'nin duyurulacağını tahmin etmiştir eminim. Ama o kadar ikonik olduğunun altını çizmek istedim. Ve gerçekten de iyi de bir first person shooter oyunu olacağını hani umut ettiğim o şekilde o kalitede çıkacağını beklediğim bir oyun Stalker 2. Bu açıdan baktığımızda da böyle saf bir korku oyunu gibi de düşünmeyin tabii ki bilmeyenler varsa seriyi. E, aksiyonla beraber harmanlanmış daha böyle bir fear oyununa yakın bir yapısı da vardır kendisine. Son oyun olarak da Medium'dan bahsetmek istiyorum. Medium'u oynayamayacağıma çok net eminim çünkü tamamen korku oyunu bu Stalker'ın aksine. Stalker 2'ye belki böyle bir e, şans verip hani ne, bize deneme şansı olabilir ama buna hiç gireceğimi zannetmiyorum. Çünkü birebir tür olarak bir korku oyunu medium e burada özellikle tekrar bahsetmek istememin sebebi aslında yapısı yani şöyle bir yapısı var oyunun aynı anda hem gelecekte hem geçmişte geçiyor ve e, buna paralel bir biçimde özellikle yeni nesil konsollarında gücünü kullanacaklarını iddia ettikleri bir teknolojiyle beraber iki zaman diliminin de aynı anda renderlandığı ve bu şekilde devam ettiği, bu şekilde ilerlediği iddiasında olan bir oyun. Bunun benim ekstradan ilgimi çekiyor olmasının sebebi bu. Çok temel bazda bunu Dishonored 2'nin bir bölümünde görmüştük. Zamanda bir ileri bir gir gidebiliyorduk ve anında geçişler yapabiliyorduk. O çok güzeldi. Dishonored 2'yi çok seven bir insanda olarak ben e, bayağı etkileyen bir bölüm olmuştu beni o bölüm. Şimdi o fikri almışlar tamamen bir oyun yapmışlar gibi hissettim ben. O açıdan ilgimi çekti. Bizzat oynayamasam da belki Özcan Bey bizim e, multiplayer'dan çalışma arkadaşımız Özcan Bey korku oyunlarını seven bir insan olduğu için ondan falan izleyebilirim. E, bir bakacağım gözümüz önünde olacak çünkü hakikaten ilginç bir şey yapmaya çalışan teknolojik olarak da yenilikçi bir oyun gibi e, gözüküyor ve o oyun tasarımının içerisinde bu mantığı net bir biçimde yedirmeye çalışan bir oyun olduğundan ilgimi çekti. Sizin de çekebileceğini düşündüğüm için sizlere bahsetmek istedim. Diyeyim ve artık oyunları bir kenara koyayım. Genel olarak etkinlikle alakalı birkaç cümle söylemek istiyorum. Canlı yayında beraber Tunca Bey'le izledik. Orada birazcık konuştuk ama burada da bir kere daha üzerinden geçmekte yarar var. Kötü bir etkinlik değildi. Gayet güzel oyunlar duyuruldu, gayet güzel oyunlar gösterildi. Ee, sayıca da az değildi buradaki oyunlar. Ve üzerine bir de bu her birinin Game Pass içerisinde uygun fiyattan oyuncuya sunulabiliyor olması, bir de ekstradan da en başta söylediğim gibi PC tarafında da oyuncuya sunulabiliyor olması gayet artı hanesine yazıldı Xbox'ın bence. Bunu söyledikten sonra şunu da eklemek gerekiyor. Peki hani genelde ya PlayStation'dan da bekleniyordu. Onlarda da bence böyle wow etkisi yoktu. Daha evvel kendi işte oyunlarını duyurdukları etkinlikte gördüğümüz kadarıyla. Burada da yoktu. Yani görünce Of be ne oyun yapmışlar ya Fable'a ve işte şey da böyle bir aa ne iyiymiş vesaire diye kaldık ama hani şey olmadı Allah be yıkacağız ortalığı bilmem ne falan gibi bir şey olmadı zamanında yani zamanında dediğim bunu işte God of War'la Last of Us 2 ile vesaireyle Sony e, geçtiğimiz nesil yani şu anki nesilde aslında geçtiğimiz yıllarda e, başardığı için insan otomatik olarak onu bekliyor e, ama yani bir iki sene evvel başardığını Sony kendisi de mesela bu sene henüz başaramadı. Xbox'ın bu etkinliğinde de o devasa işte wow etkisini görmedik. Oha etkisini görmedik. Onun da altını çizmek gerekiyor. Ama şey var yani burada aslında birazcık daha şeyi de gördük. Hem Sony tarafında hem PlayStation tarafında hem Xbox tarafında Bizim yüksek beklentiler her zaman bizim aleyhimize işliyor. Yoksa bu beklentileri veya işte hype e, olacağız, çok acayip şeyler göreceğiz beklentisini torpilemediğimiz zaman illaki bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve aslında bunu bir kenara koyup bakabildiğimiz takdirde de ulan mis gibi oyunlar duyurdular işte. Önümüzdeki yıllarda beklemek için gayet güzel oyunlar var. Elimizde noktasına varabildiğimiz bir hani dünya var. Artık belki de birazcık bizim de oyuncular olarak beklentileri düşürmek de kötü bir şey. Yani beklentiyi çok düşürürseniz de bu sefer iyi oyun çıkma, çıkmayı bırakıyor ama torpilemek gerekiyor. Yani olması gerekenden daha fazla hype yap yapmamak gerekiyor. Bunun ben en net bir biçimde test edeceğim şey de aslında bakarsanız Cyberpunk 2077 çok büyük hype'la bekleniyor. Şahsi olarak benim beklentim daha karşılanabilir düzeyde olsa da çok büyük hype ile bekleyen insanlar var ve çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklarmış gibi hissediyorum. Onu göreceğiz. Bu işte hani söylediğim şeyi Xbox'a da uygulayabilirsiniz. Sony'e de, PlayStation'a da uygulayabilirsiniz. Cyberpunk yakın zamanda çıkacak. Ona da uygulayabilirsiniz. Özetle belki de birazcık mevzuya böyle bakmak gerekiyor diye de düşündüğümü ekleyeyim. Ve bir etkinliği geride bıraktık. Bir videoda da sizlerle 7 oyunu benim ilgimi çeken özellikle üzerinde durulmasının gerektiğini düşündüğüm 7 oyunu sizlerle paylaşmış oldum. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, ve kendi izlenimlerinizle etkinlikle alakalı yorumları yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.